Çünkü hep söyleniyor ya, evlilik bir sabır işidir diye. Evet, belli noktalarda hakikaten evlilik bir sabır işi bence de. Bilmiyorum siz katılıyor musunuz bu duruma ama ilk yıllarda evliliğin insanlar sanki birbirlerine karşı biraz daha sabırlı oluyorlar veya tahammül eşikleri daha yüksek oluyor ama yıllar geçtikçe o sabrın biraz daha düştüğünü görüyoruz hocam. Özellikle yaşı geçkin hanımefendilerde ben bunu fazlasıyla gözlemliyorum. Yani eşlerine karşı olan o sabırları artık yıllar içerisinde gördükleri veya yaşadıkları durumlar neticesinde değişmiş olabiliyor. Sizce neden böyle oluyor? Yani evlilik bir noktada da sabrı tüketen bir durum mu? Yok. Bir özür dilerim. Burada da sabrın ne olduğunun anlaşılmadığını düşünüyorum. İkinci başka bir husus da biz yan yana geldiğimizde artık kör noktalar tabiri caizse ortadan kalkıyor. Eğrisiyle, doğrusuyla, iyisiyle, kötüsüyle çok yakından bir insanı tanımış oluyoruz. Çok yakından tanıdığımızda eğer biz bilinçli bir şekilde iyi yönlerine odaklanmazsak, onu da yaptı, bunu da yaptı, annesi de şunu dediydi, kendisi de bunu dediydi, şunu da almadı, vaktiyle şöyle de davranmıştı gibi tesbih tanesi, ipe tesbihleri dizer gibi dizip sürekli bunları çektiğimizde o zaman şu oluyor. Ya böyle bir adamla evlenmeye değmezmiş. Bunu söylediğimizde ya da bu bakış açısıyla baktığımızda karşımdaki insanın daha çok hata yapmasına sebep olacak bir bakış açısıyla donandığımız için onun hatalarını artırdığımızı fark etmiyoruz. Onun iyileşmesine, daha iyi bir noktaya gelmesine engel olduğumuzu fark etmiyoruz. O yanlış yaptı ya, hani bazı eksiklikleri de var ya, her türlü sataşmaya kendimizi haklı görüp onun bu içinde bulunduğu hali neredeyse daha da çok derinleştirecek, tahrip edecek, duygularını tahrip edecek şekilde yaklaştığımızda beyefendinin kendisini aklama şansı kalmıyor. Çünkü o yanlışların devamına hizmet edebilecek bir yanlış yaklaşım var. İnsanları olduğu gibi kabul ettiğimizde, insanların iyi davranışlarla zamanla iyileşeceğine inandığımızda, bazı huysuzlukları olsa bile insanın iyi yönlerinin o yönleri kapatacak kadar, o yönleri telafi edecek kadar iyi yönleri olduğunu gördüğümüzde, bunu kabul ettiğimizde bizim sistemimiz daha doğru işlemeye başlar. Biz kendimizi sütten çıkmış ak kaşık gibi, ben daha iyilerine layıktım. Yani haşa, Allah, özür diliyorum Rabbim, yanlış yaptı beni sana vermekle. Ben kimlere layıktım demiş gibi oluyor. Yani o zaman da sen eğer iyi bir yerlere layık olsaydın zaten bunu söylemezsin. İyi kendini, iyi bir yerde olsaydın anlayış olarak da, yaklaşım olarak da eşinin eksiğini bu kadar büyütmezdin. Kendi eksiğine bakardın. Belki de ondan çoğu sende var. O da seninkini çoğaltsa bu marifet mi şimdi? Herkes birbirinin açığını kollasın, herkes birbirinin eksiğini büyüsün. Orada zaten evlilik gitmez, bu bir noktada biter. Oysa eksikleri hiç görmeyelim, sümen altına itelim, yok sayalım demiyorum. Her zaman bağıran birisi değil ama anında öfkelendi, at arkaya gitsin ya, insan bu. Biraz sonra o hiç olmamış gibi davranacak, sen de ona uyum sağlayıver. O bir noktada özür dileyecek, gönlünü alacak. Sen sevdiğini zor zamanında kendini kontrol edemediği bir zamanda affetmeyeceksen ne zaman affedeceksin? Ne zaman hoş göreceksin? Ne zaman anlayışla davranacaksın? Yani %100 bir hanımefendiyi memnun edecek bir erkek yeryüzünde yok. Yaratılmadı yani. Siz de mi böyle düşünüyorsunuz? Kesinlikle böyle düşünüyorum. Neden peki hocam? Bir insanız çünkü, beşeriz değerli hanımefendi. Karşı tarafı için de mümkün mü? Aynı şey, şu anda ben o cümleyi kullanacaktım. Bir erkeği memnun edecek %100 dört dörtlük bir hanımefendi de yok, yeryüzünde yok, yaratılmadı. Ben onun bazı değişmeyen yönlerini olduğu gibi kabul edeceğim, ona sabredeceğim ama daha iyi olması için ben doğru davranmaya devam edeceğim. Allah'ın yardımını umarak, Allah'a tevekkül ederek, bir de sabır ve namazla diyor Allah, namazları aksatmadan, aileye helal rızık getirerek, sadakati Allah'a yaparak, ailede muhabbeti oluşturarak, yani sabredeceğimiz şeyleri artırarak değil, insana değer vererek, insanın kendisini ailede, ya böyle
harika bir insan, harika bir erkek, harika bir kadın gibi aile içinde hissettirerek süreci iyi bir şekilde yönetmeye çalıştığımızda inanın o ufak tefek şeyler, gülerek geçiştirdiğimiz şeyler haline gelecek. At arkaya, ya o ne o ki onun üstünde durmaya değmez diyecek hale getirebilir bizi. Ama eksiklerimizi gördü, eksiklerini sürekli şey yaptığımızda, büyüttüğümüzde, gündemde tuttuğumuzda, o zaman neler eksik gibi sayılıyor size söyleyeyim mi? Hı hı. Seni seviyorum demiyor. Bana sık sık çiçek göndermiyor. Ya da işte çoraplarını da oraya attı. Gazetesini de orada bıraktı. Bardağı niye orada bırakıyorsun? Aldığın yere koysana. Ya bunun için insan eşine laf söyler mi ya? Ben aramdaki muhabbeti, gazetesi, terliği, çorabı, bunun için ben laf söyler miyim? Ben aramızdaki saygınlığa zarar verecek bir şey yapar mıyım? Allah bana eş vermiş. Ömür boyu o çorabı oraya atmasa iyi tabii, ben atsınlar demiyorum ama atsa ben onu 2 dakika alıp götürsem ne olur? Söylemek peki burada uygunsuz bir davranış mı? Mesela ben burada rahatsız oluyorum senin çorabını görmekten. Lütfen bir daha bunu çöp sepete atarsan memnun olurum. Kirli sepetine desek. Şimdi burada kullanılacak dil önemli. Evet. Söylense bir mahsur yok ama hı-hı, şöyle söylense daha iyi olur. Hayatım, senin için de zor olmayacaksa rica etsem çoraplarını kirli sepetine evet, atabilir misin? Bu kadar. Evet. Bu kadar. Muhtemelen beyefendi atar. Ama diyelim ki unutuyor ve oraya atıyor. Ben bir daha ağzımı açmam. Ona ben kendisini kötü hissettirmem. Ya o benim eşim. Dünyadaki en kıymetlim, en değerlim tabiri caizse. Ben onun gönlünü bir çorap için yani yapmadı diye kendisini kötü hissettirir miyim? Ya koymasa daha iyi. Dolayısıyla Allah eş vermiş, mutlu bir yuva vermiş, mutlu çocuklar vermiş. Erkekler çok dağınık. Ya bütün ne kadar dağınık olabilir ki bir erkek? Bir 2-3 dakikada bütün dağınıklıklarını toplarsın. Bunun için ağzını açmaya değmez. Ben bana çok şey geliyor, anlamsız geliyor. Kadın da orada ama şöyle mi düşünüyor? Patoloji, özür dilerim. Patolojik daha doğrusu hani aşırı olmadıkça. Aşırı olmadıkça derken neyi kastediyorum? Beyefendi koltuğun üstünde pijamasını çıkarıyor, orada bırakıyor. Terlikleri orada. Tırnaklarını kesiyor orada. Yani insan psikolojisine zarar verecek bir şey. Daha doğrusu psikolojik sıkıntıları olan birisi gibi davranmak. Normal dışı davranmak bunun dışında. Evet. O zaman belki bir uzman psikologdan psikolojik bir destek almakta fayda var. Çünkü sağlıklı görünmüyor yani evet, yapılan şeyler. Yani kadınlar orada rica ettiklerinde ve bir şeyin yapılmadığını ve tekrarlandığını gördüklerini aslında orada kendilerini biraz değersiz mi hissediyorlar? Onunla ilgili hemen kendileriyle ilişkilendiriyorlar. Sorun İnsanın oluşuyor kendisini sizce. Değersiz hissedebilmesi için çorabını almadı oraya koydu. Yani kendisini değerli hissettirecek tek unsur bu mu? Hayatın içinde, sofrada, yatak odasında, salonda, dışarıda, alışverişte, hastalık halinde kendisini değerli hissettirecek her şeyi çöpe attı. Olağanüstü değer veriyor. Bunu değersizlik olarak algılıyor. Bu da çok haksızlık olur. Evet. Haksızlık olur. Onu kendisiyle, hiçbir davranışı kendinize ilişkilendirmeyin sizden kaynaklanmadıkça. Ya senin canın ciğerin. Söylüyorsun ama unutuyor orada. Anlatıver. Yani o kadar, dünya kadar derdi var insanların ya. Evet. Dünya kadar sorunları var. Çorap mı dert oluyor şimdi? O kadar da büyütmemek lazım. Evet hocam. Bir de aile hayatında da aslında birbirimize olan tahammülümüz veya sabrımız biraz daha az gibi hocam. Eşlerin söyledik ama yalnızca eşler arasında da değil. Yani hem anne ve babanın çocuklara karşı olan o sabırsızlığı, çocuklara bir şey öğretirken olsun, bir şey söylerken hep böyle sanki bir fevri durumda da oluyor. Yani çoğu aile manzarası maalesef bu şekilde. Belki yeni yeni düzelmeye başlıyordur bir şeyler ama sizce biz neden ailemize karşı, aile hayatımıza bu kadar sabırsızız? Dışarıya karşı her zaman sabır eşiğimiz çok daha yüksek ama aileye gelince işler biraz değişiyor gibi sanki. Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Elimizin altındakilere kıymet vermiyoruz da onun için. Evet. Hele de kendisini değersiz hissedenler, kendi sahip oldukları her şeyi değersiz hissederler.
bir gömleği almak için olağanüstü çaba gösterir, üstüne giydikten sonra atar bir kenara. Değersizleştirir. Çünkü artık onun oldu. Eşlerine de böyle davranırlar. Kendilerini değersiz hissedenler. Çocuk onun istediği gibi davranma hakkına sahip. Burada emanet kavramının bir şahsa bilinç olarak yerleşmediğini görüyoruz. Sabır kavramı bilinç olarak yerleşmemiş. Kendisinin rolü, sınırları, sorumlulukları ve o insanı biz Allah adına, Allah için kendisinin yaşayacağı hayat hazırlıyoruz. Evet. Ona zarar verme lüksümüz yok. Ama biz en büyük zararı ailede veriyoruz. Çünkü emanet olduğunun bilincinde olmadığımız için emanet içi boş bir kavram bizde. O yüzden de emanetin içi boş olunca sabretmeye değer de bulmuyoruz. Benim senden daha önemli işim var. Çocuğun yemek yeme hızına, yavaşlığına sabretmiyoruz. Onu yavaş buluyoruz. Aç ağzını diyoruz. Biz çocuğu doyuruyoruz. Ayakkabısının bağcığını bağlamaya bağlamasına sabretmiyoruz. Biz onu bağlıyoruz. Burada çocuk fıtratının normalinin ne olduğu, çocuğun gelişim basamaklarının normalinin ne olduğu hakkında fikir sahibi olmadığımız için. Evet. Sabırsız. Bilgi yoksunluğu. Bilgi açlığından ölmek üzereyiz. Açık ve net. Evet. Ne yazık ki. Maalesef ki. Hocam şimdi çocuklar da böyle ailelerde büyüyünce haliyle onlar da sabırsızlığı öğreniyor. Tabii. Ki çocukların başta aslında, anne babalara karşı sabırsız evet, oluyorlar. Çocukların da aslında doğasında o sabırsızlık hep vardır ya. Bir şey yapacakları zaman biraz daha böyle ısrarcıdırlar, sabırsızdırlar. Ve bizler de aslında yaptığımız pek çok davranışlarla da onların sabırsızlığını da besliyor gibiyiz diğer taraftan. Peki çocuklara bu sabır kavramını nasıl öğretebiliriz sizce? Sabrederek. Bizim yaptığımızı çocuk gördüğünde o da yapacaktır. Bugün hadis dersinden geliyorum buraya. Orada bir şey anlattım. Daha doğrusu dün bir şey yaşadık. Ticaret Üniversitesi'nde tezli bölüm tezli yüksek lisansa başlamıştık. Orada aile ve çocuk hukuku dersine gidiyoruz. Çok değerli, her seferinde kendisinden bir şey öğrendiğim Elif Fırat hanımefendi var. O aile danışmanı, arkadaşımız. Biraz onu bekledik. O aracıyla bizi götürüyor. Allah razı olsun. Dedi ki, son anda yeniden abdest almam gerekti dedi. Parmağım bir yere takıldı, azıcık kanadı dedi. Haliyle her şeyi çıkarttım, ondan sonra abdest aldım. Niye diye bir soru aklıma geldi. Niye her şeyi çıkarıyorsun? Annem derdi ki, abdeste elbisenin kolu sıvanmaz. Kol genişler. Hani düğmeli, ilikli olur, çıt çıtlı olur, geniş evet. olur, onu yapabilirsin. Ama böyle kolları şöyle olan kazaklar hırkalar yukarı sıvanmaz derdi bize dedi. Bir de ceplerinize ağır şeyler koyman sarkar ve kıyafetiniz kötü durur derdi. Şimdi cebime ağır bir şey koymam ve kollarımı kesinlikle sıvamam, üstümü çıkartır, abdestimi öyle alırım dedi. Buradan rahmetli Doğan Cüceloğlu beyefendinin bir yazısında okumuştum. Şöyle bir örnek zihnimde eşleşti. Bir hanımefendi dedi, bir şehir adı söylüyor, şu anda hatırımda değil. Sahildeki çöpleri her sabah temizliyor dedi. Birileri bir şey atıyor, o çöpleri temizliyor. Birileri her temiz yapıyor sahil. Neden böyle yaptığını sorduğunda, ben çocukluğumdan beri yapıyorum. Çocukluğumda gördüğüm şey buydu. Evet. Demiş. Şimdi yaşımız kaç olursa olsun annemizin, babamızın yaptıkları ve bize söyledikleri kulaklarımızda çınlıyor. Ve onlar bizim severek yaptıklarımız haline geliyor. O yüzden de annenin, babanın hayatında olanlar çocuğun hayatında da olur. Bir şartla ki anne baba diliyle çocuğu kendisinden uzaklaştırmazsa. Anne baba haliyle, gözleriyle, sözleriyle, çocukların kendileriyle aralarındaki duygusal bağları tırak 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 keserek koparmazlarsa çocuk onları modeller. Evet. Ama eğer kendileri diyelim ki mükemmel yaşıyorlar,
olabildiği kadar, bir insanın olabileceği kadar mükemmel yaşıyorlar. Ama çocuklarıyla araları kötü olmaz. Çocuk onu modellemiyor. Modellemiyor. Evet. O yüzden çocuklarımızla aramızı iyi tutalım ve ne olması gerekiyorsa yaşayalım. Çocuklarımıza bizden daha iyi bir öğretmen yeryüzünde yok. Evet. Hiçbir okulun öğretmeni anne babadan daha büyük bir etkiye sahip değildir. Evet hocam, yaş özelliklerini de aslında göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bazen onları çok kaçırıyoruz. Yani evet, o yaşta o çocuk aslında bunları yapmalı zaten. Yaptığı şeyler gayet normal ama biz hemen çocuğumuza ya benim çocuğum da çok sabırsız diyerek aslında bir etiketi de bir yargılamayı da beraberinde getiriyor olabiliriz. Aynen. Evet hocam, son 4 dakikamız kaldı. Tamam. Bu süre zarfında da dilerseniz sabrın bizim hayatımızdaki etkilerinden bahsedelim. Bir olgunlaştırma süreci var veya iç huzuru beraberinde getirir mi sabır? Ne dedik? Evet, gerçekten zorlu bir süreç. O süreç içerisinde bizi türlü şekillerde hayata karşı zorlayabilir ama sonucunda da bir güzellik bizi bekliyor mu? Siz o ödül noktasına vurgu yaptınız ya, dilerseniz bu olgunlaşmayla beraber hayatımızda ne tür değişiklikler olacak? Bunlarla programı sonlandırmış olalım. İnşallah. Şöyle söyleyen değerli kardeşlerimle çok karşılaştım. Salih abla, bir hastalığa yakalandım. Allah'a şükür şu anda atlattım ama iyi ki o hastalığa yakalanmışım. Evet. Hayatımda öyle şeyler değişti ki, hayatımda öyle çok yanlış anladığım şeyler varmış, doğru anladım ki diyor. Aslında eşine sabrederken bir insan kendi ham taraflarını olgunlaştırıyor. Aslında çocuğuna sabrederken kendisi çocuğunun büyümesine müsaade ediyor. Çocuğunun olgunlaşmasına, aklının olgunlaşmasına müsaade ediyor. Yani sürecin daha iyileşmesine katkıda bulunuyor. Yerinde, zamanında ve dozunda sabır olarak bunu da şerh düşerek açıklamış olalım. Evet. Yerinde, zamanında ve dozunda. Sabrediyorum diyerekten zamanı gelmiş geçmiş bebeğin doğumu için müdahale etmezsek o bebek anne karnında ölebilir. Evet. Yerinde, zamanında ve dozunda sabır. Benim sabretmem, benim belki de kendimi haklı gördüğüm için, kendimi haklı gördüğüm halde sabrettiğim bir süreç olabilir. Ama sabrımın sonunda görmüşümdür ki aslında ben haksızım. Evet. İlişkiyi daha kötüye sevk etme, daha kötüleştirme riskinden kendimi sabrederek korumuş olurum. Doğru davranarak kendimi güçlendirmiş olurum psikolojik olarak ve manevi olarak. Doğru davranarak bu durumda da nasıl davranılacağının çocuklarına örneğini göstermiş olurum. Hocam çok güzel bir sorumuz gelmiş. Onu size yönlendireyim mi? Programımız bitmeden. Sabır istemeyin, selamet isteyin. Siz evliya değilsiniz diyorlar. Belki sabır istediğimiz şey sizin gücünüz yetmez diyorlar. Hocam siz bu konuda ne söylersiniz demiş. Bunu ben de duydum da doğru buluyorum. Bunu ben de duydum ya. Yani herkes kendine göre, kendi gücüne göre bir sabır istemiyor. Evet, yani Allah'tan sabır istemek yerine doğru davranmayı ve süreci doğru yönetmeyi sevgilerim. Bunun adı sabır zaten. Evet. Allah'ım beni yerinde, zamanında, dozunda sabredenlerden eyle. Hangi durumla karşılaşırsak karşılaşalım, o durumun daha iyiye gitmesi için benim aklımın, bedenimin, maneviyatımın, duygularımın daha iyileşmesi ve muhatabıma da iyi gelmem için nasıl davranırsam bana onu nasip et dediğimizde zaten bu süreç sabır sürecidir. Ben de sabır dilememenin gerekliliğini öğrendim. Ama Allah, ya Rabbi, senin razı olduğun bir şekilde sabrı anlamamı ve hayatıma katmamı nasip eyle diye de dua edebiliriz. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Siz de sağ olun. Çok faydalı bir program oldu İnşallah. Benim için. Özellikle İnşallah. Bu Ramazan-ı Şerif'te sabra bu kadar ihtiyacımız olduğu bu süreçte sizin bu güzel tavsiyeleriniz, güzel konuşmalarınız hepimize ilaç gibi gelecektir diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Siz de sağ olun. Ailede Benden Bize programımızın bu hafta sonuna geldik. Hayırlı Ramazanlar diliyorum bütün ekran başındaki seyircilerimize. Haftaya yepyeni bir bölümle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.